Merhaba, yeni bir video ile birlikteyiz. Gördüğünüz gibi 2 adet switch'im ve bir tane de DC motorum var. Bu iki switch'i kullanarak bu şekilde bağlayarak motoruma yön kontrolü yapacağım ki videonun sonunda birçok arkadaşımız gülümseyecektir. Bundan eminim. Bu videoda sizleri birazcık şaşırtmayı amaçladım. İsterseniz gelin birlikte videomuza başlayalım. DC bir motoru rahat bir şekilde ileri ve geri çalıştırmak için röleleri kullanabiliriz. Rölelerle hazırlayacağımız basit bir düzenek ile DC motorumuz hem ileri yönde hem de geri yönde çok rahat bir şekilde çalışabilir. Bununla ilgili daha önce bir video çekmiştim. Ben açıklamalar kısmında bu videoyu paylaşacağım. Biraz eski bir video, görüntü kalitesi biraz düşük olabilir çünkü YouTube'a ilk attığım videolardan bir tanesi diyebilirim. Ben yine sizin için açıklamalar kısmında paylaşacağım. Yani DC motorumuzu rölelerle ileri geri ya da sağa sola rahat bir şekilde çevirebiliyoruz. Bunu öğrendikten sonra başka bir yönteme geçmek istiyorum hemen. Diğer yöntemimiz şöyle 6 tane çıkışa sahip bir tane anahtar kullanmak. Yine bu anahtar üzerinden şöyle çapraz bir bağlantı oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Buna ait videomuz da var. Ve buralardan örnek veriyorum artı ve eksi kutbumuzu girdiniz. Şuralardan da motorumuza çıkış alarak motorumuzu rahat bir şekilde ileri ve geri çevirebiliyorsunuz. Eğer anahtar 3 konumluysa örnek veriyorum ortadaki konumu alarak motorun durmasını bir tarafta sağa bir tarafta da sola doğru dönmesini sağlayabiliyorsunuz. Yine bununla ilgili de bir video çekmiştim. Onu da sizin için açıklamalar kısmında paylaşacağım. Biraz eski bir videodur. Daha doğrusu ilk attığım videolardan bir tanesidir. Bunu da dipnot olarak düştükten sonra diğer bir yönteme geçebiliriz. Aslında diğer yöntemimiz daha önce yaptığımız bir yöntem. MOSFET'lerle ya da transistörlerle hazırlanmış H köprüsü dediğimiz uygulamaları kullanarak ki bunu da daha önce hazırladık. Oldukça da ilgi gördü MOSFET'lerle yaptığımız uygulama. Bu şekilde motorumuzu ileri ve geri yönde rahatça çalıştırıyorsunuz. Bir sonraki döndürme yöntemimiz ise oldukça bilindik bir yöntem. Diğer metodumuz ise motor sürücü entegrelerini kullanmak. Bu iş için tasarlanmış entegreler var. Örnek olsun diye L293D entegresini ele alalım. Bakın devre şeması oldukça basit bir şekilde gözüküyor. Hangi pinlerden enerji vermeniz gerektiğinden alın da hangi pinlerin giriş ve hangilerinin motor çıkış pinleri olduğu açık şekilde gözüküyor. Yine bakın burada da toprak hatlarımız gözüküyor. Bu entegreler bu işlem için tasarlanmış. Bu entegreleri zaten Arduino ile ya da bu tür işlerle uğraşan arkadaşlar aşina. Ancak ben örnek olsun diye burada sizler için paylaştım. Bu tür entegreleri alıp bu şekilde devreleri düzenledikten sonra motorlarımızı sağa ya da sola rahat bir şekilde bu entegreler üzerinden döndürebiliyoruz ve kumanda edebiliyoruz. L293 entegrelerinin yanında arkadaşlar bir de şöyle tabi bunu sadece entegre olarak da alıp devreyi düzenleyebilirsiniz. Ancak böyle 20 lira 30 lira gibi fiyatlara hazır olanları da alabilirsiniz. L298N ki bununla ilgili birkaç projede hatta Amfi'de yapmıştık. Bu entegreyi kullanarak birkaç farklı proje ben de gerçekleştirdim. Bu şekilde hazır devreleri alarak motor kumandasında kullanabiliyorsunuz. Bunlar hazır modül. Bunu Arduino'ya bağlıyorsunuz. Enerji girişlerini yaptıktan sonra yine buradaki pinler üzerinden motorun sağa sola dönmesini kontrol ederken şuradaki pinler üzerinden de PWM sinyaliyle yani motorumuzun devrini kumanda etmiş oluyorsunuz. Bu da başka bir yöntem arkadaşlar. Bu da yine hazır olan yöntemlerden bir tanesi. Peki bütün bu anlattıklarımdan sonra bizim asıl konumuza dönecek olursak. Yani elimdeki motoru 2 tane switch ve 2 tane de diyot ile nasıl kumanda edebilirim? Kullandığım switch bunun aynısı arkadaşlar. Hiçbir farkı yok. Sadece ben şuradaki 3. pinini yani normalde kapalı olan pinini kestim. Kafa karışıklığına yol açmasın diye iptal ettim. Switchlerim bu şekilde ve switchlerime de birer tane diyot bağlı. Bu switchlerle motor kumandası yapan birçok arkadaş vardır. Ancak bu switchlerle motoru sağa ya da sola döndürebilmek için 2 adet switch'e ihtiyacınız var. Ve her iki switch arasında da bir bağlantı olması gerekiyor. Fakat benim gördüğünüz gibi iki switch'im arasında da herhangi bir bağlantı yok. Sadece switch'ler var ve karşısında motoru görmektesiniz. İsterseniz uygulamamızı çalışırken bir inceleyelim.
Birinci butona bastığımda bakın motor saat ibresi yönünde dönüş sağlarken ikinci butona bastığımda ise saat ibresinin tersi yönünde dönüş sağlıyor. Tekrar gösterelim, bakın saat ibresi yönünde dönüşümüz var. İkincisine bastığımda ise motorun diğer yönde döndüğünü görebilirsiniz. Sağa dönüş, sola dönüş, sağa dönüş, sola dönüş. Bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Motorum redüktörlü olmadığı için dönüşü birazcık anlaşılamıyor olabilir. Ancak rahatça izlediğinizde bunu görebilirsiniz. Peki bu sistem oldukça güzel, basit. İHAS da bu sistem nasıl çalışıyorun cevabına geçebiliriz. Şimdi bunun nasıl çalıştığını açıklamaya geldik. Videonun başında hatırlarsanız işi bilen birçok arkadaşı gülümseteceğimi söylemiştim. İsterseniz önce bağlantılarını gösterelim. Bakın her iki diyotumun da çizgileri aynı yöne, yani motor tarafına doğru bakıyor. Birinci diyotumuz burada. Motoru gösterirken ikinci diyotumuz da burada. Yine motoru gösteriyor. Çünkü buradaki kırmızı ve sarı kablonun olduğu yerde alternatif akım var arkadaşlar. Birçoğunuz, işi bilen birçok arkadaş şimdiden gülümsemeye başladı bile. Çünkü şu anda diyotların aynı yönleri motora baktığı için motorumuza doğru eksi yönde gerilim uyguluyor arkadaşlar. Fakat ben buradaki butona bastığımda buradaki diyot iptal olduğu için diğer diyot üzerinden gelen enerji devreyi tamamlamış oluyor. Diğer butona bastığımda ise bunun tam tersi gerçekleşiyor. Ve bu sayede hem sağa hem de sola yönde dönüş elde etmiş oluyoruz. Eminim ki birçok arkadaş gülümsedi. Hadi itiraf edin. Mevcut yöntemlerin yanında özellikle düşük voltajda alternatif akımınız varsa bir motoru hem ileri hem de geri yönde rahatça nasıl kumanda edebileceğinizi öğrenmiş oldunuz. Bu yöntemin diğerlerine göre en büyük avantajı çok az malzeme barındırıyor ve çok az bağlantı barındırıyor olması. Bu sayede düşük voltajlı bir alternatifi akımınız varsa çok rahat bir şekilde DC motorun hem sağa hem de sola nasıl çevrildiğini artık öğrenmiş oldunuz. Mevcut bağlantı yöntemlerinin ve alternatiflerin yanında yeni bir yöntem daha dağarcığınıza eklenmiş oldu. Videonun başında birçoğunuzu şaşırtıp gülümseteceğimi söylemiştim. Umarım bunu başarabilmişimdir. Çünkü birçoğunuzun aklına buralarda alternatif akım kullanabileceğim gelmedi. Böylece dediğim gibi farklı bir metodu da görmüş oldunuz. Bir sonraki videomuz ve projemizde görüşünceye değin hoşça kalın. Bana destek olmak için her zaman olduğu gibi kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Özellikle bu tarz projelerin devamı için videoyu mutlaka likelayın arkadaşlar. Şimdilik bir sonraki projemizde görüşünceye değin hoşça kalın.